Yeni gelen arkadaşlar ekranlara bol bol çip tıkıyoruz gençler. Hadi bakayım vurun gelsin abi. İki katı vurun gelsin abi. Oo Twitch'te abi. Adamsın abi. Abi dur abi sana halay açıyorum abi. Senin o attığın hediyeye karşılık halay açacağım abi. Abi gitme bir yere bak hemen açıyorum abi. Gitme bir yere dur. Açıyorum abi. Açtım abi. Geliyor mu ses? Eyvallah Twitch kesitleri abim. Adam ayı attı lan ayı attı. Peki sen de benim gibi böyle canlı yayın yapıyor musun? Eminim yapıyorsundur ben yapmıyorum böyle bir şey ama sana güzel bir haberle geldin. Böyle müziği dışarıdan başka cihazlardan vermene gerek yok. Artık Tekfinity bilgisayardan harici mobil cihazlara da getirdi uygulamasını. Bunu bugün sizlere resim düzenlemesinden tutun da resimleri nereden indireceğiz, nasıl yerleştireceğiz, Tekfinity ayarlarına kadar hepsini anlatacağım. Dikkatli izleyin, baştan sona kadar eksiksiz bir şekilde izlemenizi rica ediyorum. Tekfinity'den nasıl her müzik hediye atıldıkça aktif olacak veya o chat'i nasıl sesli bir şekilde okutacağız bunu anlatır mısın dediniz. Ben de sizi kırmadım ve bugün detaylı bir şekilde araştırıp video haline getirdim. Hazırsan başlayalım. Evet arkadaşlar videonun açıklamada bulunan WhatsApp kanalım linkimden Kubilay Can kanalıma ulaşabilirsiniz. Burada bağlantı linkleri işte videoda bulunan görsellerin linklerini bağlantı adreslerini bulabilirsiniz. Her neyse ilk hediye görsellerimizin Stream to Earn sitesine giderek burada TikTok'ta bulunan bütün hediyeleri ulaşabilirsiniz. Türkiye ülkemizi seçtikten sonra aşağıdaki hediyelerden hangisini indirmek istiyorsanız basılı tutup indir diyebiliyorsunuz. İkincisi bunlar WebP formatından geldiği için bunu PNG'ye dönüştürmemiz lazım. Onun için Convert2'yu kullanacağız. Yine buradan indirmiş olduğumuz görselleri tek tek içeriye aktaracağız. Arkadaşlar burada bilmeniz gereken önemli bir nokta var. Eş zamanlı iki tane dönüştürebiliyor. Burada ben üçünü de koymuşum da siz bence 2-2 dönüştürme yapın. Ondan sonrası zaten kolay. Buradan da işte PNG'yi seçmiş oluyorsunuz. Dönüştür dedikten sonra işlem tamamlanıyor. İndirme butonu geldi ve tıkladığınızda direkt indirebiliyorsunuz. Şimdi buradaki işlemimiz bitti. Gelelim ve Photopea diyerek bir sitemiz var. Photoshop'un benzer bir site. Buradan yeni proje oluşturuyoruz. Projemiz 1080x1920 olacak. Telefon boyutunda olması gerekli. Şeffaf seçiyoruz arka planı ve oluştur diyoruz. Yukarı taraftan dosya dedikten sonra arkadaşlar aç ve yerleştir kısmını göreceksiniz. Burada hangi görseli indirdiyseniz o görseli içeriye aktarıyorsunuz. Yukarı taraftan tik'e tıkladığınızda görsel şeması oturuyor ekrana. Siz isterseniz tutup sürükleyip götürebilirsiniz. Yine aynı şekilde ikinci görseli de içeriye aktardık. Büyütme, küçültme, köşelerdeki görünen karelerden basıp büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Bunu ben telefondan yapıyorum zaten ekranda da görüyorsunuz. Sizler de oturup uğraşabilirsiniz bununla ilgili. Büyüttüm. Bunları tam yerine oturtmaya çalıştım. Siz kendiniz oturtacaksınız bunları. Sonra sol tarafta T bölümünden yazıyı oluşturup halay çek. Örnek olarak koydum ben bu yazıyı. Yukarıdan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Deja Vu Sans kısmından da fontunu ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta ters P olana yukarı taraftan paragrafı seçip ortalıyorsunuz yazıyı. İki defa katmana tıkladığınızda kontur ve renk kaplama ekleyebilirsiniz. Ben ne yapıyorsam aynısını siz de yapın. Burada rengini siyah olarak belirlemişim. Boyutunu 11 olarak belirleyin. Burada 1 demişim ama 11 olarak belirlemeniz daha iyi olur. Kalınlığı biraz da belirgin olur. Renk kaplama kısmına sarı verin. Biraz daha yazı okunaklı halde olması daha iyidir. Sarıyı ben belirttim. Sonra yukarı taraftan çerçeveyi kenara çektim. Tamam dedim. Yazı bu şekilde belli oldu. Siz artık onun boyutunu düşürebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yine Ankara havası oyna gibi yazı ve TÜBERKAT gibi böyle şeyler yazdım. Ha, bu arada bunlar örnektir. Sizler tabii ki bunu almak istiyorsanız WhatsApp kanalımda bırakacağım linki. Oradan indirebilirsiniz görselleriyle birlikte. Sonra dosya deyip farklı dışa aktar diyorsunuz. Buradan PNG olarak seçtikten sonra dikey hediye görseli deyip kaydet diyorsunuz. Yukarı tarafa inecek şimdi. Evet indirildi. Aç diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ayarlanmış oldu. Şu an bakmayın arka taraf beyaz olduğuna. Aslında arka taraf yok. Bu sadece hani siyah gözükmesin diye beyaz yapmış telefon.
TikTok'a geliyoruz, canlı yayını seçiyoruz arkadaşlar. Cihaz kamerasından efektler bölümüne geliyoruz. Yeşil perdeyi seçtikten sonra sağ tarafta bulunan elleri yukarıda olan arkadaşı seçiyoruz. Görselimizi de yerleştirdikten sonra bu şekilde. Eğer büyük gördüyseniz onu artık Photopea'den küçülteceksiniz arkadaşlar. Şunu unutmayın, mobil oyunda fark ettiyseniz efektler bölümü yok. Yani görseli sadece cihaz kamerasındayken yapabilirsiniz. Mobil oyunu oynuyorsanız eğer onu efektler olmadığı için görseli ekleyemiyorsunuz. Ama ses çalışıyor, haberiniz olsun. Yapacağımız Tikfinity arka plandan sesi çalışıyor. Sadece ve sadece görseli olmuyor. Her neyse, Google Play'e gidiyoruz. Tikfinity yazıyoruz. Tikfinity Mobile Alerts TTC'yi indiriyoruz. Ben indirmişim, açtım. İçeride sesli uyarılar ve metinden konuşma var. Sesli uyarıya geldiğimizde ben burada bir tane dondurma külahını bir sileyim. Yeni oluşturalım. Uyarıyı sildikten sonra yeni ses uyarısı ekliyoruz arkadaşlar. Hiçbir etkinlik eklemediğimiz yere tıklıyoruz. Herhangi bir hediye seçmemiz lazım. Hediye yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Aşağıdan istediğiniz hangi hediye varsa, ben nazar boncuğu seçtim. Hiçbir ses kısmına geldiğimizde oraya halay yazıyoruz örnek olarak diyor. Burada bir sürü müzikler falan var. Ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. Hediyelerin serilerini tekrar edip etmemesinin tikini işaretleyebiliyoruz. Bunu kurcalayarak anlayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde aşağıdan ses ön izlemesini yaparsanız 3 tane ekleyebiliyorsunuz. Geri kalan ücretli 229 lira. Burası da metinden chat kısmı arkadaşlar. Chat'e ne yazılırsa sesli bir şekilde okuyor. Varsayılan hızı, perde, ince mi ses, kalın mı ses olsun diye. Aşağı tarafa hiç dokunmayın. En altta comment olacak. Buraya hiç dokunmayın. Direkt otomatik çalışıyor zaten arkadaşlar. Ev kısmına geldiğimizde aşağı tarafta ses uyarılarının ve metinden konuşmayı başlat kısmı var. Buraya bastığımızda TikTok canlı yayını açmanızı bekliyor. Arka plandan çalışacak. Buna hiç dokunmuyorsunuz. Bunu kapatmıyorsunuz arka planda. Hemen mesela ben 3 çizgiye basıyorum ve TikTok canlı yayın kısmına geliyorum. O arka planda açık kalıyor, görüyorsunuz. Şimdi TikTok'a geldim. Bu kadar. Videonun sonuna geldik. Umarım video işine yaramıştır. Eğer işine yaradıysa kardeşim, bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Kafanda soru işaretleri varsa da yorumlarda belirtmeyi unutma güzel kardeşim. Bu arada arkadaşlar, ben C2 liginde bir oyun yayıncısıyım. Hani sohbet yayını yapmıyorum. Yayını aç kapa yapmak keşfet algoritmamı da biraz allak bullak edebilir. Bundan dolayı açmadım. Eğer deneyenleriniz olursa da lütfen yorumlarda deneyimini paylaşırsa sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atıp yorum atmayı dediğim gibi unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar. Hoşçakalın. Bye bye. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire.